Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders dersler durusul lugatil arabiyye çalışmaya devam ediyoruz. 2. seviyenin 10. dersindeyiz ve yine bir diyalogla başlıyor. Zehebe gitti Zekeriya gitti nereye? Li ziyareti Hamid. Hamid'in ziyaretine gitti. Ne zaman? Ba'de sonra salatil fecr. Sabah namazından sonra nehu ancak o ma vecedehu onu bulmadı. Bakın ma burada olumsuzluk katıyor. Fil beyti evde bulmadı. Fekale bunun üzerine dedi ki libnihi oğluna Musa yani oğlu Musa'ya dedi ki evet ne dedi? Eyne ebu ke? Baban nerede? dedi. Peki Musa e, ne diyecek? Zehebe ile suk çarşıya e, gitti. Zekeriya e yezhebu ile suuki kulle yevmin. E yezhebu bakın baştaki e niçindir? Soru içindir. E, gider mi? İle suk çarşıya kulle yevmin her gün. Evet her gün gider mi diye soruyor. O ne diyor? Ne'am, evet. Yezhebu gider daimen, daima, ile suqi, çarşıya, ba'de salatil fecri, sabah namazından sonra. Peki, Zekeriya ne diyor? Mete yerci'u, ne zaman döner? Mine suq çarşıdan. E, peki, o ne diyecek? Yerci'u döner, fi sa'atis sabi'a saat 7'de. Bakın es saati sabi'a saat 7. Ve ahyanen bazen. Ahyanen ne? Bazen fi saati thamine. Evet saat 8'de döner. Peki Zekeriya Mâzâ yef'alu fil beyt? Evde ne yapar? Peki Musa Yakra'u okur Es suhufe gazeteler Ve yesme'u dinler el akhbara yani haberleri dinler min al izaa radyodan izaa neydi radyo değil mi radyodan haberleri e, dinler e, zekeriya e, meta ne zaman yezhabu ilel masna a. masna a neydi fabrika değil mi sanayi zaten kökü e, sanaa yapmak yani fabrikaya ne zaman gider musa bu gider fis saati tasi'a ve nisf Yani saat dokuz buçukta. nisf neydi? Buçuk. Peki. Zekeriya. Ve meta yerci'u min hunak. Oradan ne zaman döner? Hunake ne? Orası değil mi? Ee, Musa. E, yerci'u döner. Fis saatil vahide ve nisf Evi thaniye. Vahide ve nisf bir buçuk. Evet saniye veya iki. Değil mi? Bir buçuk ya da iki de. Peki. E, e bu gider mi? ilel masna fabrikaya merreten uhura. Bir kere daha. Bakın merreten kere demek. Uhra. Diğer kere. Yani bir kere daha gider mi? Ba'de zuhur. Öğleden sonra. Musa. La. Hayır. La yezhebu gitmez ba'de zuhur öğleden sonra. Yeclisu oturur huna burada fi mektebihi. Evet mektep ne? Ofis demek, büro demek veya masa demek. Bu anlamlara geliyor. Ba'de salatil asr. İkindi namazından sonra masasında e, oturur veya çalışma odasında oturur. Peki Zekeriya ne diyor? Kem e, amilen kaç işçi değil mi? ne işçi. Ya'melu çalışıyor fi masna'ikum fabrikanızda. Musa. Masna'una fabrikamız leyse bi kebir. Büyük değil. Ya'melu fihi onda çalışıyor e, mi ve hamsetun ve işrune amilen ve mühendisani. Evet. Mi'e yüz demek. Hamse ve 25. 125 amil. Yani 125 işçi çalışıyor. Ve mühendisan iki tane de mühendis e, çalışıyor. E, es saatul an saat şimdi et tasi'a illa rub'an evet illa rub'an e, illa ne hariç rub'an neydi dörtte bir yani çeyrek o zaman ne oluyor? Hariç dediğine göre dokuza çeyrek var. Evet. Dokuza çeyrek var. Es sa'atu el an. Saat şimdi. Et ta'si'atu illa rub'an. Dokuza çeyrek var. Ve ma rac'a ebu ke. Ve baban dönmedi. Musa ne diyor? Le'allehu umulur ki o yerci'u döner el yevm. Bugün müteahhiren. Geç, döner diyor. Peki, devamında alıştırmalar var. Ecib anil es ile atiye verilen soruları cevapla. Li Liziyareti men zehebe zekeriya. Liziyareti men kimin ziyareti için zehebe gitti zekeriya. Evet, kimin ziyareti için gitti. Bakın en başta. E ne demişti le ziyareti hamid değil mi hamidin ziyareti için yani hamidi ziyaret etmek için gitti onu buraya cevap olarak ekleyebiliriz bakın kısaca yazdık le ziyareti hamid meta zehebe. evet ne zaman gitti bakın tekrar bakıyoruz ba'de salatil fecr yani sabah namazından sonra e, gitti değil mi o zaman cevabımız kısaca bu şekilde ekleyebiliriz. Ba'de salatil fecir, sabah namazından sonra. Eyne yezhebu hamid ba'de salatil fecir. Evet, hamid sabah namazından sonra e, nereye gider? Bakın yezhebu gitti değil de gider. Evet, bunu ne yapabiliriz? Yezhebu hamid ba'de salatil fecir diye uzunca da alabiliriz. Kısaca ne diyebiliriz? Nereye gitmişti? İle su değil mi? Ee, çarşıya e, gitmişti. Biz de onu e, yazabiliriz. Kısaca ile su evet, çarşıya gider. Yoksa cümlenin tamamını da alabiliriz. Yani yezhebu hamid ba'de salatil fecir ile suuk da diyebiliriz. Meta yerci'u mine suuk. Çarşıdan ne zaman döner? Evet ne demişti metinde? evet ne demişti? Bakın yezhebu daima çarşıya gider. Meta yercümüne suk ne zaman döner? Yercü fis saatiz sabi'a. Saat e, kaçta dönüyor? 7'de dönüyor. O zaman bakın bunu olduğu gibi alabiliriz. Devamı da var. Bazen de saat 8'de döner demiş. Biz saat 7'yi kabul edelim. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Yercü fis saatiz sabi'a. Saat 7'de döner diyeceğiz madha yef'alu fil beyt evde e, ne yapar bakın yine oraya e, dönerim. E ne diyordu? Yakra'u suhufa ve yasma'u al ahbara min al değil mi evde e, bunu yapıyor. E, yani gazeteler okuyor ve radyodan haberleri e, dinliyor o halde cevap olarak biz de onu yazacağız. Mata yadhhabu ila al Fabrikaya ne zaman gider? Bakın onu da oradan hemen e, cevaplayabiliriz. E, meta yedhebu ilel masna. Ne zaman gidiyordu? Yedhebu fis saati ve nısf. O zaman bunu olduğu gibi e, cevap olarak yazabiliriz. E, dokuz buçukta fabrikaya e, gider e, diyor. O halde cevabımız dokuz e, buçuk olacak. E, peki... Bunu da bu şekilde e, kaydettik. Kem amilen ya'melu fi masna'ihi. Fabrikasında kaç işçi e, çalışıyor? E, kaç işçi demişti? E, bakın ya'melu fihi. E, şöyle bunu alalım şuradan. E, değil mi? Yani 125 işçi demişti. E, o halde biz de cevabı o şekilde e, belirledik buraya not ettik. Mi'etun ve 50 ve 20 amilen ve mühendisani. Bu mühendisani altta sormuş. Onu da alttaki cevaba yazalım. Kem mühendisen yamalu fi masna'ihi? Ne diyeceğiz? Mühendisani, değil mi? İki mühendis çalışıyor onun fabrikasında. Evet ne diyor burada? Sahih mayeli Aşağıdakilerini düzelt diyor. Hamid İbni Musa demiş. Hamid Musa'nın oğludur. Hayır. E, biz düzeltirsek nasıl düzelteceğiz? Ebu değil mi? Ebu e, Musa şeklinde düzelteceğiz. E, çünkü doğrusu e, nedir? Ebu'dur. yedheb Hamit Hamid ile suku ehyanen. Bazen çarşıya gider demiş. Hayır. E, her zaman çarşıya gider demişti. Dolayısıyla bunu da külle yevm diye e, düzelttik. Külle yevmin. E, çünkü metne göre e, düzeltiyoruz. Yezhe Hamid ilel masna thamine ve nısf. Saat sekiz buçukta e, fabrikaya gider demişti. Hayır. Kaçta gider dedi? et tasia Değil mi? E, yani dokuz buçukta e, gider dedi. Dolayısıyla onu da bu şekilde düzelttik. Evet dokuz Et-tasi'a ve nisf. Evet burada harekeyi de düzeltelim. Et-tasi'a. Peki Yezhebu Hamid ilel masna Hamid fabrika'ya gider ba'de salatı zuhru eydan. Evet öğle namazından sonra fabrikaya gider mi? Hayır. Bunu da şöyle düzeltelim. la yezhebu. diyelim değil mi? La bu gitmez yani. Evet fabrikaya e, gitmez. Bunu da bu şekilde düzelttik. Yeclisu fil beyti ba'de salatil asır. 2. namazından sonra evde e, oturur. Hayır. 2. namazından sonra değil. Salatu zuhur e, demişti. Dolayısıyla onu da e, şu şekilde zuhur diye ne yaptık? Düzelttik. Salat ba'de salatı zuhur. E, peki ee, yine e, diğer e, soru e, burada ne diyor? Masna Hamid Kebir e, burada fabrikası büyüktür diyor. Hayır e, ne diyeceğiz? E, kebir'in zıttı ne? Savir değil mi? Savir küçük yani ya sadece e, 125 işçiyle iki mühendis çalışıyor yani çok da küçük sayılmaz ama bir öyle demişti büyük değil demişti e, peki. Burada ne diyor? Teemmel düşün. El emtiletel atiye. Verilen örnekleri düşün. Evet mağazı için örnek. Bakın zehebe değil mi? Zehebe Ali ilel medreseti emsi. Yani Ali dün medreseye gitti. Burada ise mudari demiş. Bu da yezhebu değil mi? Yezhebu Ali ilel medreseti külleyyum. Ali her gün medreseye gider. Yine mağzi için kara'a okudu. İsmail el-Kur'an. İsmail Kur'an'ı okudu. Muzari fiil neydi? Şimdiki zaman veya geniş zaman veya gelecek zaman. Yakra'u okur İsmail el-Kur'an'ı. Kur'an'ı. Kur Ba'da salatil fecir. Sabah namazından sonra külle Yine mağazı için. Gassele ne diyor? Yıkadı. Erracül adam seyyaratı. Arabasını Yıkadı. Muzari yani şimdiki zaman, geliş zaman veya gelecek zaman için ne diyecek? silu Yıkıyor, yıkar veya yıkayacak değil mi? Adam her hafta, kulle usbu'ney her hafta yani. Her hafta arabasını yıkar veya yıkıyor veya yıkayacak şeklinde. Bakın mazi ve muzari'nin farklarını bu şekilde vermiş. Yine burada ne diyor? Teemmel düşün el emsilet örnekleri vektup ve yaz. Muzari al-ef'al al-atiye fiillerin muzarisini yazıyor. Mesela bakın katabe yektubu. Değil mi? Katabe mazi, yektubu muzari. Celese mazi, yeclisu muzari. Yani oturdu, oturuyor. Zehebe gitti, yezhebu gidiyor. Sami'a e, işitti, yesme'u, işitiyor. Dahale, değil mi? E, Dahale girdi, yektubu. Bakın e, yedhulu nedir? Yedhulu giriyor. Dehale yedhulu. E, ne yaptık? Başına ye getirdik. E, ve bu şekilde mazi ve muzariyi elde ettik. Gassele. Bu gassele e, yıkadı. Peki bunun muzarisi ne? Yağsilu. Gassele yağsilu. Yıkadı, yıkıyor. Değil mi? E, peki e, yine raka'a ah. Rak'a rükû etti. E, Yerki ise rükû ediyor. Başına y getirdik. Bu şekilde muzari yaptık. Fehime, fehime ne? Anladı. Peki bunun e, muzarisinde ne diyeceğiz? Başına ye getireceğiz. Yefemu, ne? anlıyor. Peki ortadaki harekeler nasıl değişiyor? Onları da artık kalıbına göre ne yapacağız? Ezberleyeceğiz. Ee, yine harace harace çıktı. Yahrucu e, çıkıyor. E, bunun muzarisini yapmış olduk. Değil mi? Harace yahrucu. Peki racaa döndü. E, peki bunun muzarisinde ortası nasıl geliyor? Yerci'u. Nereden ortasını nasıl ayıracağız? Kulaktan duyma e, bir şekilde ezberleyeceğiz. Racaa yerci'u. Rafa Yükseltti. Kaldırdı. Yerfeu. Ne yapıyor? Yükseltiyor veya kaldırıyor. Bu e, tabii yükseltme manası daha e, belirgin. Yerfeu. Laibe. Oynadı. Peki. Oynuyor dersek ne diyeceğiz? Yel abu. Değil mi? Yel abu. Oynuyor. E, yine secede secde etti. Peki. Secde ediyor dersek yescudu. Peki ortası niye ötreli? Dediğimiz gibi bunu artık kulaktan duyma veya sözlüklerden ancak elde edebiliriz. Ortasındaki harekenin değişimini. Nezele indi. Peki iniyor derken ne diyorduk? Yenzilu iniyor. Ee, bakın yenzulu demiyoruz. Yenzelu demiyoruz. Feale yaptı. Yapıyor derken de yefalu. Değil mi? Yefalu. Yapıyor. Ee, burada da yine ortası bakın üstünlüğü geliyor. Hafıza ne yaptı? Ezberledi. Peki ezberliyor dersek yahfazu e, diyeceğiz. Ortası bakın üstünlüğü e, geldi. E, peki bu dediğimiz gibi ortasındaki harekenin farklarını ancak e, işte ezberleyerek e, bilebiliriz. Ekele yedi yiyor derken Ye ekulu, değil mi? Ye ekulu e, ne yapıyor? Yiyor. Burada ye g kulu muzari oldu. Kesera kır, e, kırdı. E, peki e, kırıyor dersek Yeksuru. suru. Evet, Yeksuru suru diyeceğiz. Kırdı, kırıyor. E, yine sele se e, sordu, soruyor demek için yeselu şeklinde değiştireceğiz e şeribe şeribe e, içti peki içiyor derken yeşrabu değil mi yeşrabu ne yapıyor içiyor e, peki katle öldürdü e, öldürüyor ya e, katlediliyor e, katlediyor derken de yaktulu şeklinde getireceğiz Darabı vurdu vuruyor derken de yadribu bakın burada da ortası esreli geliyor. Ee, peki FETEHA neydi? Açtı. Açıyor derken YEFTEHU diyeceğiz. Ee, peki RAKIBE RAKIBE neydi? Bindi. Değil mi? Biniyor e, derken YERKEBU Tabi bunda 3 anlam da var. Biniyor, biner, e, binecek. Değil mi? 3 anlamada geliyor. Peki burada ne diyor? Ekmil tamamla el cümlelel atiye verilen cümleleri bi vaz'i fi'ilin muzari'in münasibi. Münasip bir muzari fi e, getirerek fil boşluğa diyor. Ebi ile su külle sabah. Ne diyeceğiz? Babam her sabah çarşıya gider. O zaman yezhebu. Değil mi? Yezhebu gider. Mete e, ne zaman? Ebu kemine'l masna. Ne zaman? Döner. O zaman yerci'u diyeceğiz. Baban fabrikadan ne zaman döner? Ahmet el kahvete ve Yusuf eşşaye. Burada da yeşrabu değil mi? İçiyor. Evet. Ahmet ne içiyor? Kahve içiyor. Yusuf ise bakın aynısını buraya da yazacağız. Yusuf ise çay içiyor. Peki ehi suhuf. Suhuf dediğine göre gazeteler o zaman kardeşim ne okuyor? E, gazeteler okuyor ve e, yesma'u ve dinliyor haberleri e, dinliyor minel izaati kulle sabah her sabah radyodan dinliyor el müderris ale sebbure evet müderris tahtaya yazıyor dediğine göre yektubu diyeceğiz hişam ve cehu bis sabun hişam sabunla yüzünü ne yapıyor e, yıkıyor değil mi yıkıyor El müdir minel medreset fis sabah e, bis saati thaniye. E, evet. Saat 2'de müdür medreseden ne yapıyor? Çıkıyor. Yehrucu. Değil mi? Evet. Yehrucu çıkıyor demek ki. Bu şekilde e, getirebilir. Evet. Burada ne diyor? İkra mayeli. Verilenleri oku diyor. Bakın 21'den ne yapmış? E, 30'a kadar e, sayılar vermiş. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Peki bunları nasıl ifade edeceğiz? Bir de saydığımız şey var. Bunlarla neyi sayıyoruz? Mesela taliben. Dalip ne? Öğrenci. Değil mi? Bunu saymışız. Bu da bakın nasıl gelmiş? Müfret ve mansup gelmiş. Yani tekil gelmiş değil mi? Taliben. Demek ki böyle 20'den sonra sayarsak ki 11'den sonra aslında Sayarsak böyle müfret geliyor. Ve mansup e, geliyor. E, peki şimdi sayılara e, bakalım. 21 öğrenci derken Vahid ve Işrun değil mi? 21, Vahid. Başta küçük sayı geliyor. Araya Vav geliyor. Vahid ve Işrun. İthnan ve Işrun. E, yani 22. E, önce küçük sayı geliyor. Sonra araya Vav geliyor. İthnan ve Işrun. ''Telâfe ve işrûn'' Bakın araya ne geliyor? ''Vav'' wow. ee, geliyor. Yine ''Erba'atun ve işrûn'' Yirmi dört taliben öğrenci. ''Hamsetun ve işrûn'' Yirmi öğrenci. Önce küçük sayı. ''Sittetun ve işrûn'' Yirmi altı taliben öğrenci. Ee, yine ''Seb'atun ve işrûn'' Yani 27 yedi öğrenci. Semaniyetun ve işrun. 28 e, taliben öğrenci. Tis'atun ve işrun. E, yani 29 öğrenci. 30 taliben. 30 öğrenci. Peki 41 deseydik ne diyecektik? Vahid ve erbaun diyecektik. Peki 53 deseydik? Selâthetun ve 50 taliben diyecektik. Demek ki sonrasında da aynı şekilde e, ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Peki devamında ne diyor? Oku, oku, mayeli verilenleri sun mektubu sonra yaz. Ma kitabetil erkam yani e, o rakamların yazılışını elvaride gelen rakamların fihi orada bil huruf harflerle yaz diyor. Evet burada mesela 29'u görüyoruz. Bunu harflerle nasıl yaz, yazıyorduk az önce? Ee, gördük. Tis'a. Değil mi? Tis'atun. Önce küçük sayı geliyordu. Ve işruun. Değil mi? İşruun. Ee, peki. Ee, bakın buraya ne yaptık? Şöyle parantez içine alalım bunu. Bunu sayı olarak da rakam e, harflerle yazdık. Değil mi? Ee, Tis'atun ve işruun ee, ev veya selâthun yevmen. Selâthun nasıl yazacağız? O da aynı şekilde ee, az önce gördüğümüz gibi. Bakın selasune yevmen. Evet. Bu şekilde ne yaptık? Yazdık. Fi ha zihil hafile. Bu otobüste. Bakın 25 rakiben demiş. 25 dediğine göre bunu nasıl yazacağız? Şur, şurayı alalım şu şekilde. Ve olduğu gibi. Bakın burada sadece hamseyi değiştirelim. Hamse tün ve 20 rakiben kaç yolcu var bir bu otobüste diyor 25 yolcu var. Peki burada 22 demiş. O zaman bu da aynı şekilde. Ne yaptık? Şunu aldık. 22 taliben dediğine göre buraya isnan değil mi? İthnan alacağız ee, ve devamında vav var zaten. İthnan ve 20 taliben cediden 22 yeni öğrenci var. Ve e, fi hadel kitab bu kitapta 21 demiş. 21 e, Bakın yine şunu alalım. Ne diyeceğiz bu 21 için? E, vahid değil mi? Vahid ve işrun. Evet. Vahid e, Vahidun ve işrun dersen. Bu kitapta 21 ders vardır. E, diyor. Devamı da var. Burada mesela hadel mel'ab e, bu oyun alanı Bakın tuluhu bunun e, yani e, uzunluğu e, 28 metre demiş. O zaman bakın buraya e, ne diyeceğiz? Semaniye ve eşrun değil mi? Semaniye. Semaniye ve eşrun metre ve arduhu. Tuluhu neydi? Uzunluğu. Arzuhu ne? Genişliği. Genişliği de ne kadarmış? 24 metreymiş. O zaman arba değil mi 4 ve 20 yani 24 metre e, diyecek. Kem kilo bakın kilo metre el mesafe eee medine ve matar. Yani Medine ile e, medine ne şehir. Şehirle havalimanı arasında kaç kilometre mesafe var? El mesafetu beyne huma. E, bakın 23 demiş. Yani 3 ve 20 Diyecek. O zaman biz de onu e, bu şekilde ne yapalım? Yazıyla e, yazalım. E, Telaat ve e, işrun. Değil mi? Telaat. Onu da şu şekilde e, yaptık. Herde defter. Bu defterin uzunluğu kaç metre e, kaç santimetreymiş? 27 santimetre. O zaman ne diyeceğiz? Seb'atun ve Eşrun. Değil mi? 7. Tüm ve Eşrun kaçtı? 27. Demek ki 27 santimetre e, diye bu şekilde yazdık. Peki burada ne diyor? Teemmel mayeli. Mübekkiren müteahhiren. Yani bu bunun zıttı diyor. Müteahhir. Mübekirine erken. Müteahhirine geç. Zaheptu ilel medresetil yevme mübekkiren. Evet ben diyor okula bugün erken gittim. Ve raca'tu ilel beyti müteahhiren. Ve ne yaptım? Geç döndüm. Zahabet Leyla gitti ilel camiati müteahhiren. Geç gitti. Zahabet el tabibe. Evet doktor gitti el bugün bugün ilel müsteşfa hastaneye mübekkiraten erken e, gitti. E, bunları bu şekilde örnek olarak vermiş. Peki. Burada ne diyor? Kevin oluştur cümlen cümleler müstahmelen kullanarak el kelimat ilatiye verilen kelimeleri kullanarak cümleler oluştur diyor. Mesela ne diyelim daimen demiş ya. Yezhebu yezhebu mesela kim gider? Yezhebu deyince gider, değil mi? Yezhebu mesela ebi, ebi ne? Babam, değil mi? babam e, el mescide mescide gider e, mescide daimen yani sürekli daime Türkçede de kullanıyoruz daima mescide gider e, peki diğer kelimeyi e, kullanalım ahyanen ahyanen mesela yezhebu ebi babam gider e, şurada ebi burada ilahi unutmayalım tabi ila değil mi çünkü nereye gider? İlel mescid. İlahi unutmadık. Aynısını buraya da tabi getireceğiz. Babam gider. Bu sefer nereye gitsin? Mesela yedhebu ebi ile suuk. Yani çarşıya gider. İle suuk ne zaman? Ahyanen. Bakın ehyânen ne demek? Bazan. Bazan. E, çarşıya gider. E, yine e, bakın aynı cümlemizi alalım yezhebu ebi e, mesela e, babam gider ile suuk değil de buraya başka bir şey söyleyelim. E, ne diyelim? Çarşıya değil, okula e, değil. Mesela ile amel e, işe yani işe gider müteahhiren geç gider. Değil mi? E, ne yaptık? Geç gider. E, peki bir kelime merraten uhra bir kere daha e, gider. O zaman şöyle yapalım. ''Yezhebu ebin ilel ameli'' Mesela ''ba'del neydi? ''Ba'del zuhur'' Yani öğleden sonra öğleden sonra bir kere daha gider dediğine göre ne diyeceğiz? Bakın yukarıdakini alalım. ''Merreten uhra'' Değil mi? Bir kere daha gider diye kullandık kelimemizi. E ee, şurada merraten diye şedde var. Merraten uhra. Yani aynı cümleyi farklı şekillerde ne yapıp ne yapabiliriz? Şu yukarıdaki e, örnekle beraber e, kullandık e, verilen kelimelerle. E, diyoruz. Peki burada ne diyor? El kelimat el de yeni kelimeler. Daimen, ahyanen, bazen, merraten uhra, bir kere daha. Mektep neydi? Çalışma ofisi, masa. Amil işçi, ummal işçiler. Değil mi? Ummal işçiler. Peki e, yine tül, Uzunluk. Ar, arz, arz ne? E, genişlik, mesafe. E, kilometre, 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 kilometre at bunun çoğulu. E, santimetre, e, santimetre, santimetre at bunun çoğulu. Metr, emtar, metreler. Ee, yine amile çalıştı, feale yaptı, rakibe bindi, rakia rükû etti, secde, secde etti şeklinde kelimeleri gördük. Gelecek bölümde diğer dersle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.